havayı gelişen trendi yakalayarak bir ilke daha imza atıyor. Doğu Akdeniz Üniversitesi Sosyal Medya Birimi ve İletişim Fakültesi işbirliğiyle 6-7 Nisan 2016 tarihlerinde Sosyal Medya ve Marka Haftası gerçekleştiriliyor. Sosyal Medya ve Marka Haftası, amatör ya da profesyonel bağlamda sosyal medyayla ilgilenen herkese hitap ediyor olacak. Türk Hava Yolları ve Kuzey Kıbrıs Turkcell ana sponsorluğunda Cyprus Media ve Cookies katkılarıyla gerçekleştirilecek olan etkinlikteki konuşmacılar, Coca-Cola, Adidas, Sony, Turkcell, Arçelik, TEP gibi kurumların sosyal medya ve dijital pazarlama stratejilerini yöneten kişiler olacak. 6-7 Nisan 2016 tarihlerinde ilk kez gerçekleştireceğimiz Sosyal Medya Marka Haftası için hazırlıklar devam ediyor. Dünyadan birçok ülkeden alanında çok ünlü kişileri misafir etme imkanı bulacağız Doğu Akdeniz Üniversitesi'nde. Çok mutluyuz. Sadece Doğu Akdeniz Üniversitesi ve Kıbrıs için söylemiyorum ama bölgede de en azından bu kadar büyük bir etkinlik gerçekleştirilmemişti çok uzun yıllardır. İstanbul'dan, Ankara'dan rezervasyonlarımız var. Bayağı böyle bölgeye hitap ettiğimizi düşünüyorum. Marka yönetimi yapan, birçok ünlü insanın markalarını yöneten, sosyal medya yöneticiliklerini yapan kişiler hem öğrencilerimize hem bu alana ilgi duyan insanlara bunları nasıl yaptıklarını ve en son trendlerin ne olduğunu anlatacak. Çok büyük bir imkan olduğunu düşünüyorum Kıbrıs için. Katılımcılar uzmanlarla tanışma ve büyük markaların stratejilerini oluşturma süreçlerini öğrenme şansı yakalayacak. Büyük markaların sosyal medya uzmanları kendi deneyimlerini izleyicilerle paylaşacak. 2 gün sürecek Sosyal Medya ve Marka Haftası'na katılacak olanlara katılım sertifikası da verilecek. Sosyal Medya ve Marka Haftası'na katılım herkese açık olacak. Etkinliğe katılım için kayıtlar başladı. Kaydolmak için smbw.emu.edu.tr adresine kayıt formunu doldurarak başvurmanız gerekiyor. Doğu Akdeniz Üniversitesi Sosyal Medya Birimi ve İletişim Fakültesi işbirliğiyle 6-7 Nisan 2016 tarihlerinde yapılacak olan Sosyal Medya ve Marka Haftası'nın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti genelinden yoğun ilgi görmesi bekleniyor. Birinci gün spor alanında sosyal medya ve kişiler nasıl marka haline getirilir? Onunla ilgili bir konuğumuz olacak. Daha sonra yine daha önce Birleşmiş Milletler'de marka müdürlüğü yapmış olan bir kişi, devletlerde ve böyle organizasyonlarda sosyal medya nasıl yapılır, politikada nasıl yapılır? Onunla ilgili bir konuşma yapacak bize. Daha sonra işte Turkcell gibi birçok alanda çok başarılı işler yapmış olan, Kristal Elma Ödülü almış olan, yine bizim mezunumuz olan 2 kişi burada olacak. Sony PlayStation'da işte oyunların bu kadar çok fazla gündemde olduğu dönemde işte oyunlar nasıl entegre edilir, işte bu alanda neler yapılabilir onunla ilgili bir sunumumuz olacak. Ve işte büyük markaların da bu viral kampanyaları nasıl sosyal medyada yayılıyor, yayılınca neler oluyor ve bu başarılı reklamlar nasıl insanlara ulaşıyor gibi soruların cevaplarını bulabileceğiz diye düşünüyorum. Doğu Akdeniz Üniversitesi sosyal medyayı ilk kez birim haline getiren üniversitedir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde. Ve geleneksel reklam yöntemlerinden biraz daha uzaklaşarak biz sosyal medyada hem tabii çok hızlı geri dönüm alma adına hem de geri dönüm bizim için çok önemli. Yani bir memnuniyet de olsa, şikayet de olsa biz bunun hemen geri dönümünü alıp müdahale etmek istiyoruz. Dolayısıyla sosyal medya ve marka yönetimini biz çok başarılı şekilde hem Kıbrıs'ta hem Türkiye'de hem işte 104 ülkede yapıyoruz Doğu Akdeniz Üniversitesi olarak. Dolayısıyla bu trendleri takip etmemiz için her yıl muhakkak bu alanda kişilerden hem eğitim alıyoruz hem konferanslara katılıyoruz. Tabii katıldıkça da hem vizyonumuz genişliyor hem bu kişilerle tanışmış oluyoruz. Ve seve seve tabii ki hem öğrenciler söz konusu olduğu için hem de çok yeni bir alan olduğu için seve seve gelmeyi kabul ettiler. Çok da alanında iyi insanlar olduğu için ben muhakkak herkesin görmesi gerektiğini, dinlemesi gerektiğini düşünüyorum. Evet biz çok güzel işler yapıyoruz burada ama ambargolardan dolayı tabii ki internet bizim için dünyaya açılma yolunda çok önemli bir adım. İnternette yapılmış olan her şey muhakkak bir şekilde kamuoyuna yansıyor. Bir de biz gazetelerde ve ortak çalışmalarımızda anket çalışmaları yapıyoruz. %93 gibi rakamlar çıkıyor Facebook kullanımı, işte %60 gibi rakamlar çıkıyor Twitter kullanımı.
Dolayısıyla çok geniş bir mecra halindedir sosyal medya platformları şeyde Kıbrıs'ta. Bununla ilgili de muhakkak herkesin bir biriminde yöneticiler var artık. Yani şirketlerde bizim mezunlarımızı da ben görüyorum. Muhakkak böyle işlerle ilgilenmeye başlıyorlar. Çok geleceği olan bir meslektir bir kere sosyal medya uzmanlığı, sosyal medya yöneticiliği. Biz tabii önce olarak hem öğrencilerimiz bu kişileri tanısın, hep yurt dışına gidiyoruz bu tarz kişileri seyretmek için. Ben çok teşekkürlerimle yani kimi davet ettiysek bize hiç tereddüt etmeden evet dediler. Sponsorlarımıza çok çok teşekkür ediyorum. Ben özellikle Kuzey Kıbrıs Türksel'e bu projeyi götürdüğümde tereddütsüz evet dediler. Türk Hava Yolları büyük bir hiçbir şekilde itiraz etmeden muhakkak misafir edecekleri konusunda bize yardımcı oldular. Özellikle sponsorlarımıza çok teşekkür ediyorum. Proje çok güzel. Öğrencilerin, sosyal medya uzmanlarının, ajansların muhakkak ilgi göstereceğini düşünüyorum.